El Seven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Peki çakra ve aura blokaj temizliğinde neler yapıyoruz? Şimdi evet Şimdi nasıl biz evimizde sadece tozla alıyoruz. Bayram zamanı geldiği zaman genelde bayram temizliği denir ya o yüzden öyle söyledim. E, camımızı siliyoruz, koltukları çekiyoruz, perdeleri yıkıyoruz. Yani temizlik hem bazen günlük yüzeysel olabiliyor. Bazen de çok derin temizlik olabiliyor. Bizim bedenimizde bildiğimiz tek şu var. Nasıl biz evimize eşyalarımıza günlük belirli bir temizliği yapıyoruz. Yani mesela diyorum bulaşık makinelerinize makineyi yerleştirmediğinizde ne yapıyorsunuz? Bir sonraki güne kirli tabak bırakmıyorsunuz diye elde yıkıyorsunuz ya makineye. Hani bazı şeyler nasıl hayatımızda rutin ve gündelik ise bizim çakra ve auralaki temizlik çalışmamızda böyle bir belirli düzen ve disiplinde olmalı. Ha çok vakit ayırabilirsiniz, az vakit ayırabilirsiniz. O değişebilir ama bu ne kadar düzenli ve süreklilik arz ederse o alan o kadar temiz ve e, güçlü bir kalkan olarak kalmış oluyor arkadaşlar. O yüzden evet bazı temizlik çalışmalarında biz belirli duygularla bunu yönetebiliyoruz. Neden? Her şey farkındalıkla başlıyor. Örneğin basit yöntemden teknik yönteme doğru gidecek olursak. Negatif düşünceleri yenin. Evet bu söylendiği kadar kolay değil ama biz ne yaptık? Biraz önce frekanslardan bahsettik. İçinde bulunduğumuz ruh halini, durumunu sorguladığımızda hangi frekanstayız ve nereye yönelmemiz lazımı bir farkındalık olarak koyduk. Neden? O zaman biz bunu yönetebiliriz dedik. O zaman ne yapabilirsiniz? Bir not defteri alın. Her negatif düşüncede bir artı koyun yanına. İlk zaman ne kadar çok negatif düşünce ürettiğinize çok şaşıracaksınız. Ama gözünüzün önünde bunu yazılı olarak takip ettiğinizde hele ki bir hafta sonrasında bunun azaldığını, ciddi sayıda azaldığını göreceksiniz. Bu bir düşünce farkındalığıdır. Hani basit ama sizin negatif frekans durumlarınızı azaltıp pozitife yönelten bir basit etkinliktir. Negatif düşüncelerinizi bu şekilde yenebilirsiniz. Gün içinde yani bir küçük bloknot bile olsa olur. Negatif düşüncede olduğunuz her şeyi yazın. Yani yazın işte bugün ne duydum? Çok kin duydum, öfkelendim, çok işte bir şey oldu kaygı yaşadım. Yazın yani negatifleri. Bunu bir hafta boyunca bile yaptığınızda bir hafta sonra o duyguları, aynı durumları yaşasanız bile o duyguya kolay girmediğinizi, negatifine kolay düşmediğinizi fark ediyor olacaksınız. Yine başka bir yöntem. Düşünceler duyguları yaratır. Düşüncelerinizi siz kontrol ettiğiniz zaman zaten sizi yıkan düşünceleri de fark edeceğiniz için onları da rahat kontrol ediyor olacaksınız. Burada da yine bu bilinçle enerji blokajlarını kaldırıyor olacaksınız. Yine Duygular siz farkındayken sizi yönetemez. Bu şöyle düşünebilirsiniz. Sizin kontrolünüzde ve bilincinizde olduğunuz bir şeyin zaten sizi alt etmesi mümkün değildir. Yorgun hissedebilirsiniz mesela hani ama dinlendikten sonra bile yorgun hissediyorsanız ya da sürekli yorgun hissediyorsanız bu bir blokajdır. Evet çok yoğun çalışmışsınızdır ya da fiziksel yorgununuz olan bir iş olmuştur. Gürültülü bir ortamda çalışıyorsunuzdur. Akşam eve geldiniz başınız ağrıyor olabilir. Bunlar tabii ki hayatımızın içinde ama banyonuzu yaptınız, işte dinlendiniz, yemeğinizi yediniz, ayaklarınızı uzattınız. Hala o ağrı devam ediyorsa artık orada şuna uyanmanız gerekiyor. Ben... Bunun geçmesi veya vücudun gevşeyip dinlenmesi için her şeyi yapmama rağmen geçmiyorsa burada farklı bir duygusal blokajı yaşıyorum. Farkındalığını düşünmeniz lazım. O zaman ne yaşadınız o gün? veya yaşadığınız hangi negatif durumu hala devam ettiriyorsunuz aslında zihninizde ve o size ağrı olarak ya da işte bir yorgunluk olarak döndü. Bunu bulabiliyorsunuz. Çok basit. Yani aslında bilinçaltını tekrar bir böyle eşeliyorsunuz gibi düşünün. Enerjinizi yeniden bir düzenliyorsunuz. O duygunun kaynağını bulmaya çalışıyorsunuz. Olayı hatırlamıyor da olabilirsiniz ama bu farkındalıkla baktığınız zaman gerçekten ana konuya ya da ana duyguya ulaşmış oluyorsunuz. Bunlar bakın çok basit ama emin olun çoğumuz bunu gün içinde koşturmacalardan yapmıyoruz. Yine başka bir basit yöntem. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin Üst seviye da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Enerjinize odaklandık. Ne dedik? Günde 20 bin kere nefes alıyoruz arkadaşlar. Nefesi alıyoruz, veriyoruz. Bu bize yaradandan gelen çiğ enerjisi. Bakın e, nefes öyle bir şey ki e, marketten almamıza gerek kalmıyor. İşte Hastaneye ya da böyle belirli bir karta limitle doldurulup alınmasına gerek kalmıyor. Yani burnumuzun ucuna kadar o nefes kolaylıkla gelmiş ve burnumuzun ucundan alıyoruz, veriyoruz. Bu kadar basit bir şeyi günde 20 bin kere hani yaparken doğru yapmadığımızda organlarımızın, bedenimizin bu meridyen ve enerji akışlarımızın nasıl bloke olduğunun farkında olmamız gerekiyor. Düşünsenize 20 bin kere doğru yaptığınızı düşünün. Nasıl muazzam bir enerji akışı veya dinçlik getirecek size? Çünkü o yaşam enerjisini çekip uf, atıyorsunuz sonra sizden gitmesi gerekenle beraber. Bir de bunu 20 bin kere her gün yanlış yaptığınızı ya da bunu farkında olmadan yaptığınızı düşünün. Yani e, bu bile emin olun çok basit küçük gibi görünse de ciddi bir blokaj temizleme yöntemidir. yani doğru nefes almak ya da bununla ilgili nefes egzersizleri yapmak. Yine başka bir nokta, olumlamanın gücü. Hani biz ne düşünürsek onu olduruyoruz ya zaten, misal aleminde düşüncelerimizle hayatta ne yapıyorsak biz bunu yaratıyoruz arkadaşlar. O yüzden olumlu düşünce, düşüncenin, olumlu cümlelerin gücünü küçümsemeyelim. Enerjim yükseliyor, huzurluyum. Enerjim güzel, harika hissediyorum. Mutlu ve huzurlu insanım gibi olumlu cümlelerini hayatınızın içine ne kadar entegre ederseniz bunun içine şükür, şükran ve eee Bununla ilgili minnet içeren cümleleri de eklediğinizde zaten şükür kelimesinin kendi frekansı da çok yüksektir. Hani dillendirdiğiniz zaman bile onun sizde beyninizde yarattığı titreşim etkisinden bahsediyorum. Bu bile sizdeki birçok ağırlığın enerjisel olarak birçok blokajın açılmasına vesile. Bakın ne kadar basit yöntemler aslında. Hani bizim Böyle muazzam kitaplarda, muazzam sır, detay, teknik bilgiler bulmamıza bile gerek yok. Aslında her şey yaşamın içinde var. Sadece biz bunu fark edip bunu farkındalıkla yaşayalım diye. Ama hani e, gerçekten gören göz olmak lazım, bilen olmak lazım, idrak eden. Hatta ben hep şey diyorum hani Kur'an'da boşuna demiyor Yaradan hiç akletmez misiniz diye. Gerçekten akletmemiz lazım, kafa yormamız lazım sadece. Yoksa her şey hazır bir şekilde elimizin altında ve yine serbest bırakmayı öğrenmediğimiz anlar. Bu da yine bizimle alakalı. Biz düşüncelerimizi neden bizi bu kadar yorduğunu düşünmemiz gerekiyor? Neden? Çünkü bırakmıyoruz. Yani vazgeçmeyi, bırakmayı, artık taşımamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bazen o düşünce kalıpları, öyle bir inanç kalıplarına dönüşüp o biraz önce bahsettiğimiz e, düşünce zihnimizde yer alıyor ki bizim hayatımızı yöneten kalıplar haline dönüşmüş oluyor ve sonra siz o kalıpların içerisinde boğuluyorsunuz boğuluyoruz e, aslında çok basit belki sadece bırakmamız gerekiyor yani belki bizim istediğimiz gibi olmak zorunda değil o yüzden düşüncelerimizi ne dedik? Düşünceler enerjidir ve biz aslında enerji bedenlerimizde onları eğip büküyoruz. Şifa çalışmalarında o duyguları, o düşünceleri eğip büküyoruz. Bir nevi hani e, son bükücü gibi düşünebilirsiniz. Şifada o son şeklini veriyoruz biz onlara. O yüzden düşüncelerinizin ve enerjimizin içinde boğulmamamız gerekiyor. Olmuyorsa bazen fark yani bunu fark ederek serbest bırakabilmeyi başarmamız gerekiyor. Yine doğa bize en büyük destekçi. Çıkın güzel yürüyüşlere çıkın, kitap okuyun, odaklanın, kendinize odaklanmış oluyorsunuz. Doğa, güzel müzikler, bunun gibi müzikler hepsi bize yardımcı bu konuda. Yani hayatın içinde ne kadar aktif olursak zaten yaradan her şey olması gereken titreşimde ve frekansta yarattığı için biz bu hayatın içinde aktif olduğumuzda zaten kafa başka yerlere takılmıyor, doğanın içindeki, müziğin içindeki o güzelliği almış oluyor. Biraz bunu keşfetmeye gayretli olmak lazım. Ve geçmişi affetmek. Evet, gelecekten kaygılarımız olabilir, geçmişte affedemediğimiz şeyler de olabilir. Ama bu hiçbir zaman bize yapılanı tamam artık ben bunu yok mu sayayım anlamında değildir. Affetmek kendimize yaptığımız bir iyilik. Evet haklı olan sizde olabilirsiniz ya da yaşanan durumdan mağdur olmuş olabilirsiniz. Ama affetmek kelimesini siz zihninizde nasıl kodladınız? Yani affetmek aslında ben bu konuyla ilgili artık omzumda zihnimde bu yükü taşımıyorum. Konu benden çıktı. Evet kırgınlıklarım, üzüntülerim var ama bununla ilgili bir hesap, kitap, durumum yok deyip o, o enerjiyi serbest bırakmak aslında. Bizler belki de yaşadığımız toplumda ya da ailelerimizde hep affetmeyi yaşanmış bir durumu yok saymak onun artık hiç yaşanmamış varsayarak yoluna hiçbir şey olmamış gibi devam etmek olarak algılıyoruz. O yüzden e, bir olay yaşadığımızda karşımızdakini affetmek çok zor oluyor. Ne yani ben şimdi kendi duygularımı yok mu sayacağım gibi bir kodla yola çıkıyoruz ama burada bile affederken bilinçaltında affetmek kelimesinin sizde nasıl kodlandığını fark etmek ve bunu bundan sonra daha bilinçli yönetmek bile emin olun bazı blokajları aşmaya ve umutla ilerlemeye vesile oluyor. Bunlar farkındalık egzersizleri gibi düşünün. Sınavsız, uzaktan eğitimle, yüzde %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji, lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmanegitmen.com web adresinizden edinebilirsiniz. Peki çakra dengeleme ile ilgili hangi kelime ve cümlelerle biz o çakrayı dengeleyebiliriz? Şimdi birazdan esmalarla beraber nasıl çakra dengeleyeceğimizi anlatacağız. Ama ondan önce çok basit bu da elinizi birinci çakra, birinci hareketimiz diyelim. Sağ elini göbeğinin altına koydun. Ne dedik? Göbeğin altında biz hayata tutunmuş ve köklenmiş oluyoruz değil mi? Güvende ve bolluk içinde olduğumu biliyorum. Bir ve ikinci çakra için bu cümleyi gözünüzü kapattınız. Yine bu pozisyondaki gibi bağdaş kurdunuz. Bu pozisyon niye önemli? Omurgamız, 33 omurumuz dik bir şekilde durduğu zaman aslında meridyen, ana meridyen üzerindeki çakralardaki enerji akışını rahatlatmış oluyoruz. Kanalı rahatlatıyoruz. O yüzden yoga meditasyonlarda da hep bu pozisyonda oturulur. Bu sağ elinizi göbeğinizin altına koyup Güvende ve bolluk içinde olduğumu biliyorum. Burada ne yapıyoruz aslında? Gözümü kapatıp bu pozisyona geldiğimde bilinçaltıma bu telkin ve mesajı göndermiş oluyorum. Ne dedik? Bizim duygu bedenlerimiz bilinçaltıyla çalışır. Oradaki duygular alt bedenlere inerek bütün vücuda sirayet eder. Burada da aslında duygularıma atış yapmış oluyorum. Ve bu telkin ve olumlu cümlelerle bir nevi EFT'deki olumlu cümleler gibi aslında bilincimi dönüştürmeye yönelik hareket ediyorum. Ne dedik? Enerji yukarıdan aşağıya bize akarken bilincim değişirse, duygularım değişirse organların ve hücrelerimin frekans ve titreşimi değişir. O zaman benim çakramdaki enerji akışı da değişir. Yine sağ elimi göbeğin ortasına koy. İkinci harekete baktığımız zaman. Ve şu sözleri söyle. Şu an hep beraber yapabiliriz. Sağ elimizi göbeğimizin ortasına koyalım. Tüm güzellikleri almaya ve iç sesimin rehberliğini dinlemeye hazırım. Ne dedik? Üçüncü çakra da ben yaratıcıyım, güneş gibi doğdum bu dünyaya. Benim kendimi ifade edip ortaya koymam lazım. Kendimi yaratıcılığımı koymam lazım. O zaman iç sesimin rehberliğinde tüm yeteneklerimi ortaya koymaya hazırım. Yine sağ elimi göğsümün ortasına koydum. Ne dedik? Yeşil kalp çakrası. Burada ne yapıyorum? Kendimi olduğu gibi kabul ediyorum. Ne dedik? İslamiyetin de rengidir yeşil. Akışta kalma, teslim olma. Kendimi olduğu gibi kabul ediyorum, kalbimi sevgiye açıyorum. Çok basit, kolay kurulabilir cümlelerle bilinçaltımıza çok güzel kendimizin yapabileceği nokta atış vardır bunlar arkadaşlar. Ne kadar şanslıyız hani basit bir yöntem bizi çok zorlamayacak yöntemler. Yine sağ elini boynunla omzun arasına koy. Burada şu bölüme de koyabilirsiniz. Şu şekilde boğaz bölümünüze de koyabilirsiniz. Burada koyduğumuzda konuşmamız biraz daha zorlaştığı için e, biz genelde ne yapıyoruz? Hani bu şah damarımızın geçtiği tarafa da koyuyor olabiliriz. Şöyle boğazımızı hafif etki altına alacak. Beşinci çakra için. Ne diyoruz? Kendimi ve hayatımdaki herkesi affediyorum. Ne dedik? İletişimde sıkıntılar yaşıyorsak tıkanıyoruz ya tiroidlerde boğazda. Affediyorum yani demek ki ben iletişimi kendime ifade edememişim. Bir şey yapamamışım ortaya koyamamışım kendimi. Yine altıncı çakraya geldiğimde elimi alnıma koydum. Hayatımdaki her şeyin evet devam ediyoruz. Kendim ve herkesin en yüce hayrı için olduğunun farkındayım. Ne dedik? Altıncı çakra nefis mertebelerine razı olma. Hani bizim her şeyden razı olduğumuz, Allah'ın da bizden razı olmasını dilediğimiz yer. O zaman ben önce kendim ve herkesin her şeyin hayrına olduğunu kabul ediyorum ya. Kabullenişe geçtim. Bu farkındalık o kadar önemli ki ne yapıyorum aslında direkt yüksek benliğimle ruhumla da bağlantıdayım. Artık dünyevi şeylerden de sıyrılmışım artık daha manevi bir boyuttayım. Bu bağlantı benim 6. çakrada ve buraya dokunurken ki dilimden çıkan bu frekanslarla beraber kendi titreşimimi dengeliyorum arkadaşlar. Bu bir çakra dengeleme çalışması bu cümleler kendiniz bu cümle minvalinde de cümleler kurabilirsiniz. Size ne iyi gelecek en iyi siz bilirsiniz. Ama hangi çakrada nereye hangi duyguya atış yaptığımızın fark edilmesi için bunlar örnek cümleler tabii ki çoğaltılabilir ya da kendinize daha iyi gelecek cümleleri siz kurabilirsiniz. Ve en sonunda tepe çakram için ne dedik? Başımın üstündeki yere koyup İlahi enerjiye açığım. Yaradanın sevgisiyle doluyum. Zaten ne dedik? Buradan bize enerjimiz ruhsal boyuttan geliyor. Ve bu şekilde devam ediyor demiştik. Ve yine dediğim gibi buradaki cümleleri kendiniz de kullanabilirsiniz. Başka bir örneklemedir. Yine bu çakra dengeleme içinde. Ne yaptım? Yine birinci çakramdan aşağıda bir ve ikinci kök çakra için uygulamamda. Ben saf bilgeliğe erişebilirim cümlesini söyleyin. Yani buradaki cümlelerin hiçbiri illa ki bunu kullanmalısın şeklinde kalıp değildir. Bu arada yine sesler açıldı sanırım arkadaşlar. Ben yine sesleri bir tümden kapatıyorum. Yani hiçbir zaman arkadaşlar şunu söylemiyoruz. İlle bu cümleyi söylersen bu çakra açılır. Böyle bir söyleme gerek yok ama burada şeyi anlatmaya çalışıyoruz asıl. Hangi çakrayı enerjisini dengeleyecekseniz elinizi o bölgeye koyun. Çakraların yerlerinin üzerinden geçtik ve o bölgeye orayı düzenleyici ve dengeleyici bir cümleyi kurun. Onu size en iyi gelecek farklı bir kurulumu da yapabilirsiniz. Ben bir ve ikinci çakram için elimi kök bölgemde koyduğum zaman midemin alt tarafına da ben saf bilgiliğe erişebilirim cümlesini söyleyebilirim. Yine midemin üstüne koyduğum zaman ne dedim benim yaratıcı kısmım. O zaman ben kendimin öğretmeniyim. Kendime öğretiyorum. Yani yaratıcılığımla beraber ya da kalbimin üstüne koyduğum zaman ben sevebilirim. Bakın çok basit. Yani çok uzun süslü, detaylı cümleler kurmama da gerek yok. Ya belki bugün bir şeyleri sevmekte zorlandım. Yani ...hazmedemedim, zor geldi... ...koy elini kalbine, ben sevebilirim ya... ...ben kabule geçebilirim... ...sınırsızca sevebilirim... ...cümleleri tamamen size bırakıyorum... ...bu anlamda... Ee, ...o yüzden sabit kuralları yok ama... ...dediğim gibi doğru... ...bölgeye elinizi koyup... ...kurduğumuz cümleye odaklanıp... ...onun aslında bilinçaltımıza... ...terkin olarak gitmesini sağlıyoruz... ...ve yine... Ne dedik? Boğaz bölgesine. iletişimde neden kendimizi ifade edemiyoruz? Genelde suçlu hissettiğimiz için ya da hayır diyemeyiz. Koyun elinizi ben suçlu değilim. Kendimi suçladığım anları düşünüp bu şekilde kendimi şifalayabilirim. Ya da sağ elimi iki kaşımın arasına koydum altıncı çakra için. Ne dedik? İçsel sezgi, duru görü. Ya benim duru görüyü açabilmem için o zaman manevi bir e, seviye atlamam gerekiyor. Dünyevi şeylerden arınmam gerekiyor. O zaman Affedemediklerimden kurtulursam aslında bu dünyada yaşadığım şeylerden daha sezgisel, manevi tarafa geçebilirim. O yüzden kendinizi önce affedin. Çünkü genelde en çok biz bize bunu yapıyoruz. Kendimizi affedemediğimizden birçok sıkıntılı duygu bedenler üretiyoruz. En çok biz kendimizi cezalandırıyoruz. Bakın çok basit hani konu ayrı gibi görünüyor ama kendi auramızı daraltıyoruz. Kendi kendimi suçluyorum. Kendi kendimi affedemiyorum. Koy elini alını kendimi affediyorum ve sonra herkese ya da tepeye koy ilahi bilgeliği açayım, yaradandan gelecek tüm şifa kanallarını açayım. Söyle cümleni Yani bu biraz kendimizle biz olma hali. Çakra dengeleme kısmına böyle bakabilirsiniz. Ha. Ben bunları yapıyorum. Tamam, başka ne yapabilirim derseniz. Hani çakra dengelemekle ilgili. Hocam bu bir önceki slayta geçebilir miyiz ya? Tabii. Geldik buraya. Yani Dediğim gibi biz zaten bundan öncekine geçtik oraya da yani e, dediğim gibi her çakra bölgesinde zaten o çakradan bize nasıl bir mesaj geliyor bunu anladık oradaki duyguyu veya oranın yönettiği hastalığı sıkıntıyı anladıktan sonra yine kendi kendimizin şifacısıyız yani e, en iyi gene kendimizi biz biliyoruz oraya ne diyeceğim aslında neyde sıkıştım neyde bunaldım. Ne, hangi duygumdan dolayı o çakram tıkandı bugün ya da auram daraldı bunu gene en iyi ben biliyorum neden ruh hissediyor arkadaşlar dışarıdan birinin bize tespit yapmasına ihtiyacımız yok yani şu dönem çok fazla herkes şey healer deniliyor yani şifacı herkes işte tete healerlar var e, enerji dengeleyiciler var gidiyorsunuz tabii ki seanslar alınıyor tabii ki yani şifa yardımlaşmalar oluyor ama hani yol her zaman kendinden kendine. Lütfen başlayacaksanız önce kendiniz için kendiniz vücudunuzla, bedeninizle, ruhunuzla başlayın. Bunlar çok böyle temel, basit böyle hap, hap bilgiler yani hepimizin kolaylıkla uygulayabileceği. Ve yine biraz önce her slaytta paylaştığım esmalar. Esmalar çok mühim arkadaşlar. Yani bize Kur'an-ı Kerim evet oku denmiş, yol gösterilmiş dinimizde ve yaradanımızın esmaları var ama emin olun yine bunlar bize şifa için gönderilmiş. Biz bunun enerjisini hani kullanmamak, bunu anlamak e, bizim için sıkıntı. Yoksa yaradanın zaten buna ihtiyacı yok. Ama hani e, bir hadisi şerif var ya kalpler Allah'ı anmakla mutlu olur, mutmain olur. Gerçekten biz andıkça zaten kendimiz aranıyoruz, rahatlıyoruz. Çünkü orada çok güçlü frekans etkileri var. Hani belki çok başka bir eğitimde e, bunların nasıl hesaplandığı, yani niye bu kadar sayıda bu e, işte zikri söylüyoruz kısmına bakarız. Ama e, şunu söyleyebilirim, her ağzımızdan çıkan Allah lafzı ya da Kur'an'daki e, ayetlerin hepsinde onu okuduğunuzda bir araya geldiğini çok güçlü Megahertz'te titreşimler yaratıyorsunuz. Çok güçlü enerji frekansları oluşturuyorsunuz. Dilinizden çıkardığınızda, kulağınız duyduğunda bedeninizde o titreşim sirayet ediyor. O yüzden bu slaytın fotoğrafını çekebilirsiniz. Ben bütün çakralarımı zikir ve e, esmalarla nasıl dengeleyebilirim diye sorduğumuz zaman biraz önce slaytlarda genel geçtik. Her bir zikri kaç gün Kaç kere söyleyeceğiz ve arkasından hangi mantrayı okuyacağımız şekilde baktığınız zaman yaklaşık bu bir aylık bir çalışmadır ama diyorum ya hani diğer teknikleri bilmeyin hiçbir şey bilmeyin yol birçok yerden sadece bu esma ve zikirlerle bile kendi enerjinizi inanarak yaradan enerjisiyle birleştirip kendi bu çalışmanızı yapmanız mümkün. Bu da hani birçok yerde olmaz bu slayt genelde ama ee, yani. Allah'ın izniyle gerçekten kendi kendinizin şifasını vermiş oluyorsunuz ve gerçekten hissediyorsunuz öyle söyleyeyim. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.